Merhaba. Bu dersimizde Excel hücrelerini içindeki verilere bağlı olarak, içindeki verilerle orantılı bir şekilde biçimlendirme işlemlerini uygulayarak öğreneceğiz. Aynı türdeki verilerin bulunduğu hücreleri, içlerindeki verilerin büyüklüğünü vurgulayacak şekilde farklı renklerle, renk geçişleriyle göstermek istediğimiz zaman uygulayacağımız kuralın türü daha doğrusu, değerlerine bağlı olarak tüm hücreleri biçimlendir. Buradaki birinci kuralımız. Bunu seçtiğimizde uygulayabileceğimiz biçim stilleri olarak, yani hangi tür renklendirme biçimlerini uygulayabiliriz diye baktığımızda, iki renk ölçeği, üç renk ölçeği, veri çubuğu ve simge kümeleri seçeneklerin olduğunu görüyoruz. Bunları sırasıyla deneyelim. İki renk ölçeği stilinde sol taraftaki değere, seçeceğimiz minimum değere karşılık gelen renkle sağ tarafta seçeceğimiz maksimum en büyük değere karşılık gelen renk arasındaki renk geçişi o iki değer arasındaki sayılara tekabül edecek şekilde oransal bir renklendirme söz konusu olacak bu geçiş bandında. Burada küçük değer ve büyük değerin neye göre tespit edileceğini seçmemiz için aşağı açılır menülerimiz mevcut. En küçük değer olarak kalırsa şu iki ifade en küçük değer, en büyük değer seçilen aralıktaki minimum değerlerle maksimum değerler buradaki sınır renklere denk gelecek şekilde bir belirleme yapılıyor. Bu durumun tabloya nasıl yansıdığını hemen bakalım. Tamam dediğimiz zaman görüldüğü gibi en büyük değer burada en sağdaki renk olan açık sarı rengin uygulandığı 30,2 veya 30,4 daha büyük olarak. En küçük değer de en koyu renklerde olan eksi negatifteki değerlerden birisi. Büyük ihtimalle de burada eksi 3,3 en küçük değer. Bu şekilde bir renklendirme yapıldığını görüyoruz. En küçük değeri veya minimum değere denk gelecek olan renk için belirleyeceğimiz minimum değeri sayı olarak da girebiliyoruz. Gireceğimiz sayı ve daha aşağısındaki değerler bu renkle renklendirilecek. Burada negatif sayılar var. Bizim minimum sayımız sıfırda kalsın. Sıfır ve altındaki tüm değerler sıfır için belirlenen bu renkle renklendirilecek. Sıfırın üstünde de yine en yüksek değeri sayısal olarak verebiliyoruz. Tablomuzdaki en büyük değerler 30'lu değerler mesela 30 değerini baz da alabilir veya en büyük olan 30,4 değerini baz alabiliriz veya bir kritik değer ayarlayıp seçip sadece bu iki değer aralığındaki geçişleri sayılara denk gelecek şekilde farklı renkler uygulanmasını bu değerlerin altında ve üstündeki hücrelerinde bu değerlerdeki renkle renklenmesini isteyebiliriz duruma göre. Tamam dediğimizde bakalım. Evet, tablomuzda 25 ve yukarısı aynı renkle, 25 için belirlediğimiz renkle, 0 ve aşağısı da özellikle negatif sayılarda daha iyi belli olacaktır. 0 için belirlenen renkle bu iki değer arası 0 ile 25 arası da bu iki renk arasındaki geçiş tonlarıyla oransal olarak denk gelecek şekilde renklendirilmiş bulunmakta. Alt ve üst limit değerleri belirlerken yüzde kullanabiliyoruz. Bu yüzde yine bu aralıktaki en düşük sayıyla en büyük sayı arasındaki farka oranlayarak aralıktaki koşullu biçimlendirme uygulanacak hücrelerdeki sayıların o fark içindeki yüzdeleri şeklinde belirleniyor. Örneğin buradaki farkın %10'una denk gelecek şekilde minimum değer, %70'ine denk gelecek şekilde de maksimum değer belirleyebiliriz. Aradaki fark, sayısal farkın minimum ve maksimum arasındaki farkın bu yüzdelikleri arasında geçişli renklendirme
Bu yüzdelerin mesela %10'un altında ve %70'in üstünde olan değerlerde ise bu değerler için belirlenmiş renklerde sabit renklendirme yapabiliriz. Tamam dediğimizde de yine bazı hücrelerin aynı renkte, o bahsettiğimiz oranlar üstündeki hücrelerin aradaki yüzdelikteki hücrelerin de geçiş renklerinde olduğunu görüyoruz. Minimum ve maksimum değerleri belirlerken sayı yüzde en küçük değer yerine formül de kullanabiliyoruz. Koşullu biçimlendirmede formül kullanımıyla ilgili videomuzda bu konunun detaylarını göreceksiniz. Formülle nasıl hücrelerin koşulları, kuralları tespit ediliyor? İlgili videomuzda incelemenizi tavsiye ederim. Tabloda aynı tür veriler arasında burada görüldüğü gibi aşırı uç bir değer veya değerler varsa renk geçişlerinin verileri görünür hale getirebilmesi için burada yüzdelik dilim yerine tekrar kuralımıza geçelim. Yüzde kullanılması yerine minimum ve maksimum renklendirmede yüzde birlik fonksiyonu seçilebilir. Bu durumda belirli yüzde birlik belirli dilimlere giren minimum ve maksimum dilimlerde kalan değerler sabit renkle renklendirilip onların dışındaki aralıkta kalan değerler renk dağılımıyla renklenecektir. Bakalım. Görüldüğü gibi. Evet, bir diğer kuralımıza bakalım. Değerlere bağlı olarak hücre biçimlendirme kural içindeki diğer bir stilimize. Üç renk ölçeği stili. Burada bir minimum değer için renk belirliyoruz. Maksimum değer için renk belirliyoruz. Aynı şekilde az önceki ölçek stiliyle. Ve burada ekstra olarak istediğimiz bir orta nokta değeri, ortada kabul ettiğimiz herhangi bir değer için bu yüzde birlik olabilir, yüzde olabilir, yine diğerlerinde olduğu gibi sayı olabilir. O değer için de ayrı bir renk belirliyoruz ve böylelikle içeriğin renkle temsilini 3 rengin geçişi ara geçişleri şeklinde yapıyoruz. Tamam dediğimizde sonucu görürüz. Değerlerine bağlı olarak tüm hücreleri biçimlendirmede kullanacağımız diğer bir stil, kuralları yönetten girerek daha önceki kurallarımızı değiştirerek bunu deneyelim. Diğer stilimiz veri çubuğu. Veri çubuğu stilinde de renklendirmede olduğu gibi bir minimum değer ve bir maksimum değer, en az ve en fazla değerler arasını çubuk boyutu olarak, hücre içerisindeki çubuğun boyutu olarak gösteriyoruz. Hemen tamam diyelim ve sonra uygulamamızın sonucunu bir görelim. Evet, bu yaptığımız örnekte otomatik olarak seçilen minimum bir değerle bu seçtiğimiz aralıktaki değerler içinde minimum olarak seçilen bir değerle maksimum değer arasında kalan sayılar o aralık mesafesiyle orantılı olarak çubuklarla renkli yatay çubuklarla temsil ediliyor. Görsel olarak sayıların hücre içeriğindeki değerlerin büyüklüğü açısından da hızlı bir şekilde algılama sağlamamızı sebep oluyor. Evet, kuralımızın detaylarına bakalım. Yalnızca çubuğu göster seçeneğini işaretlediğimizde hücre içindeki sayılar değil, sadece o sayılarla orantılı olan o sayıların hücre içerisindeki maksimum ve minimum değer aralığıyla orantılı olan çubukları görüyorum. Daha sade bir gösterimle. Başka bir detay olarak burada yine iki renk ve üç renk ölçeğinde olduğu gibi en az değer ve en fazla değerleri sayı, yüzde, formül, yüzde birlik olarak da seçebiliyoruz. Buradan bir sayı seçerek yansımasını görelim. Hücre içindeki değerler 30'lara kadar gidiyordu eksi sayılardan. Minimum sayımız 10 olsun. En yüksek sayımız da 25 olsun. 10 ve 25 arasındaki değerleri farklı bu aralıklı oranlı çubuklarla göstersin.
Tamam dediğimizde, evet, uygulaya bastığımızda bir de sayılarımızı da görelim yine. Yalnızca çubuğu göster demeyelim. Evet. 10, ondan daha küçük değerlerde herhangi bir çubuk yok. Çubuk büyüklüğü 0. Yani 10 temel alınıyor, baz alınıyor. 25'ten büyük değerlerde de 25'teki çubuk büyüklüğü neyse ondan büyük bütün sayılar içinde aynı büyüklük, yani hücre tamamen dolu olarak gösteriliyor. Evet, çubuk görünümü ile ilgili ayarlamaları yapabiliyoruz. Çubuğun düz renkli mi yoksa gradyen geçişli renkli mi doldurulacağı, çubuk iç renginin renk seçimi, çubuk kenarlığı var mı yok mu, içerideki çubuğun kenarlık rengi. Negatif durumda burada görüldüğü gibi kırmızı varsayılan olarak seçili. Kırmızı yerine farklı bir renk kullanacağız buradan veya pozitifle aynı renk mi kullanılsın? Negatif olduğu zamanki kenarlık rengi. Bunun dışında hücrede negatif değerlerin görünmesinde negatif çubuğun hangi yöne doğru olacağıyla ilgili. Evet, bu kısımda da çubuk hücre içinde hangi noktadan, hangi dikey eksen noktasından itibaren gösterilmeye başlansın, o seçiliyor. Bu negatifliğin yönüyle pozitifliğin yönü, bunların nasıl olacağıyla ilgili bir durum. Burada otomatik seçilmiş. Otomatik seçildiği durumda görelim. Evet, seçilen aralık içindeki minimum ve maksimum değerlere, hücre içindeki değerleri orantılandığında negatif, en uzun çubuğa sahip olan negatif çubuk baz alınarak, onun genişliği baz alınarak hücre içindeki sola dayalı olduğunda en sağındaki hiza bütün hücreler için başlangıç noktası kabul ediliyor. Ve diğer hücrelerde de o çizgiden itibaren pozitif çubuklar sağa doğru dolduruluyor. Diğer seçenekte ise hücrenin orta noktası seçildiğinde negatif ve pozitif ekseni hücrenin tam orta hizasından çiziliyor. Pozitifler sağa doğru, negatifler ise sola doğru. Bir diğer ve son seçenekte ise bakalım. Yok, negatif değer çubukları pozitifle aynı yönde, fakat burada belirtilen renk ayarlarıyla beraber gösteriliyor. Evet, değerlerine bağlı olarak tüm hücreleri biçimlendirme de kullanacağımız stillerden sonuncusu simge kümeleri stili. Burada hücre içeriğindeki veriler farklı büyüklüklerine göre gruplara ayrılarak her bir grup bir simgeyle gösterilecek şekilde buradan simge grubu seçebiliyoruz. Simge gruplarımızda 3 simgeli, 4 simgeli, 5 simgeli gruplar var. Simgeleri seçtikten sonra 3 dilimimizin ayırıcı limit değerlerini belirlememiz gerekiyor. Burada 2-3 dilim, arada 2 tane limit değer gerektirir. 4 dilim olsaydı 3 tane, hemen seçelim görelim. 4 dilimi ayırmak isteseydik aralığı 3 tane limit değer vermemiz gerekecekti. Üstteki değer en üst dilimimiz, bunun üstünde en üst limit değerimiz diyelim. Bu değerin üstünde kalan bir dilimimiz olacak, bir grubumuz olacak. Bu değerle bir alttaki değerin arasındaki bir grubumuz olacak. Etti 2. Ortadaki değerle bir alttaki değer arasındaki veri grubumuz 3. Son olarak da en alt limitin daha altında kalan değerlerden oluşan bir grubumuz olacak. Dördüncü grup. Buradaki limit sayısı artı bir tane gruba bölünecek verilerimiz ve her bir grup hücresi içinde kendisine denk gelen renkle gösterilecek veya simgeyle
gösterilecek o renkteki simgeyle diyelim. Tekrar 3 simgeli 3 tane simge içeren bir grup için denememizi yapalım. Tabloda olan bir sayıyla limitlerimizi sayı olarak belirlemek istiyorum anlaşılır olması açısından. Tabloda olan bir sayı 26.6 sayısı olabilir. Üst limitimiz bu olsun. Yani en üstteki grubumuzun alt limiti olarak. Bir alt limitimiz de burada 8,3 olsun örneğin. Bu ikisi arasında olan değerler sarıyla, üstteki değerden daha büyük olanlar yeşille, alttaki değerden daha aşağıda olanlarsa kırmızı daire simgesiyle gösterilecek. Tamam dediğimizde 26,6, 30,2, 30,4, 26,6'dan daha büyük olan 3 tane değer var kendisi de dahil olmak üzere. Burada verinin kendisi dahil olacak mı bir üst gruba yoksa bir alt gruba mı dahil olacak? Bunu belirleyen seçenekler limit değerlerin solundaki buradaki büyük eşit ve büyük seçenekleri. Büyük eşit seçilirse bu değer üst gruba. Sadece büyük seçilirse bu değer alt gruba dahil oluyor. Yani bundan büyük değerler gösterilsin bu simgeyle. Bu ve altındaki değerler de bir alttaki simgeyle gösterilsin anlamına geliyor. Simge kümeleri biçimlendirmede burada iki tane seçeneğimiz var. Seçilen kümedeki simgelerin sırasının değiştirilebildiğini görüyoruz. Bir de hücre içerisinde simgeyle beraber sayılar gösterilsin mi gösterilmesin mi? Bunun için de yalnızca simgeyi göster seçeneğini seçerek sayıları gizleyebiliyoruz. Buradan bir tane de 5 simgeli grup için inceleme yapalım hızlı bir şekilde. Limitler yüzde olarak girilmiş olsun. %80, 60, 40, 20 bu verilen limitleri kabul edelim. Tabii biz kendimiz görselleştirirken hangi kritik değerleri baz alacaksak o değerleri gireceğiz normalde. Tamam dediğimizde evet görüldüğü gibi her hücrede karenin dilimleri şeklinde ve o hücredeki verinin toplam veri aralığı içinde hangi dilime denk geleceği ile ilgili gösterim oluşmuş oluyor. Değerlerine bağlı olarak bütün hücreleri otomatik biçimlendirmenin daha pratik yolu esasında buradaki veri çubukları, renk ölçekleri, simge kümeleri, direkt koşullu biçimlendirme menüsü altındaki hızlı biçimlendirme seçeneklerini kullanmak. Burada varsayılan limit değerlerle seçeceğimiz renk temasındaki stiller direkt hücreye uygulanıyor. Daha önceden biçimlendirmemiz olduğu için onun ikinci bir biçimlendirme olarak birleştirerek gösteriyor hızlı biçimlendirme yaptığı zaman. Tabii biz her zamanki gibi yeni bir biçimlendirme için istersek temizle menüsünden biçimlendirmeleri temizleyebiliyoruz. Burada veri çubukları, renk ölçekleri ve simge kümelerini hızlı bir şekilde uygulayabiliyoruz. Varsayılan değerleriyle tabii. Eğer kendimiz farklı limit değerler vermek istiyorsak bu her 3 menünün de altındaki diğer kurallar seçeneği bizi yine yeni biçimlendirme kuralı gireceğimiz pencereye götürüyor. Orada da değerlerine bağlı olarak tüm hücreleri biçimlendir seçeneği altındaki ayarlara eriştiriyor. Evet, böylelikle bu dersimizin sonuna geldik. Başka bir Excel ders videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.